75. Bölüm Arya Hanın dışındaki kurumuş dar ağacında bir kadının kemikleri rüzgarın her esişinde dönüyor ve tıkırdıyordu. Bu hanı biliyorum. Arya, rahibe Mordey'nin sıkı gözetimi altında ablası Sansa ile birlikte bu anda uyuduğunda hanın kapısında bir dar ağacı yoktu gerçi. İçeri girmek istemeyiz diye karar verdi aniden. Hayaletler olabilir. En son ne zaman bir kupa şarap içtim biliyor musun? Sendor eğrinden aşağı atladı. Ayrıca yakut geçidi kimin tuttuğunu öğrenmemiz gerek. İstersen atların yanında kal. Benim için fark etmez. Ya seni tanırlarsa? Sendor yüzünü gizlemek için uğraşmıyordu artık. Onu kimin tanıdığı umurunda değilmiş gibi görünüyordu. Seni tutsak almak isteyebilirler. Bırak denesinler. Tazı kanının içindeki uzun kılıcı gevşetti ve kapıyı itip içeri girdi. Arya kaçmak için bundan daha iyi bir fırsat bulamazdı. Ötle'ye binip uzaklaşabilirdi. Yabancıyı da yanına alırdı. Dudağını ısırdı. Sonra atları ahıra götürdü ve tazının peşinden hana girdi. Onu tanıyorlar. Sessizlik Arya'ya bunu söylüyordu. Ama en kötü şey bu değildi. Arya da onları tanıyordu. Cılız hancıyı değil, kadınları değil, Şöminenin yanındaki çiftlik işçilerini değil, diğerlerini, askerleri, Arya askerleri tanıyordu. ''Ağabeyini mi arıyorsun sen Dor?'' eli kucağındaki kızın korsajının içindeydi ama elini dışarı çıkardı. ''Bir kapa şarap istiyorum. Hancı, bir sürahi kırmızı.'' Klegen yere bir avuç dolusu bakır attı. ''Sorun istemiyorum sir.'' dedi hancı. ''Öyleyse bana sir deme.'' Tazı'nın ağzı seyirdi. Sağırmasın seni aptal, şarap istedim. Hancı koşarak giderken, Clegane adamın arkasından bağırdı. İki kupa, kazda susadı. Sadece üç kişiler, diye düşündü Arya. Polivor ona kısa bir bakış attı. Polivor'un yanındaki çocuk hiç bakmadı. Ama üçüncü adam gözlerini uzun süre ona dikti. Adam orta boyluydu, orta yapılıydı kaç yaşında olduğunu bile belli etmeyen alalade bir yüzü vardı. Vadeci, vadeci ve polivor. Kıyafetine ve yaşına bakılırsa çocuk bir yaverdi. Burnunun kenarında kocaman, beyaz bir sivilce vardı. Alnında da birkaç kırmızı sivilce. Sir Gregor'un bahsettiği kayıp köpek yavrusu bu mu? diye sordu çocuk vadeciye. Altına işedikten sonra kaçan vadeci, ikaz eder bir tavırla elini çocuğun koluna koydu. Başını kısa ve sert bir şekilde salladı. Arya bu uyarıyı açıkça okudu. Ama yaver okumadı ya da umursamadı. Sir Gregor, köpek yavrusu kardeşini kral topraklarındaki mücadele hareketlendiğinde kuyruğunu bacaklarının arasına kıstırdığını ve ağlayarak kaçtığını söyledi. Çocuk aptal ve alaycı bir sırıtışla tazıya baktı. Claire genç çocuğu inceledi. Tek kelime etmedi. Poliver kucağındaki kızı itip ayağa kalktı. Delikanlı sarhoş dedi. Silahlı asker tazı kadar uzundu ama onun kadar kaslı değildi. Çenesi ve gıdası yaprak şekilli bir sakalla kaplıydı. Adamın sakalları gür, siyah ve bakımlıydı ama kafası kelleşmeye başlamıştı. "Böylesi şarap kaldırmıyor. Öyleyse içmemeli. Köpek yavrusu beni korkutmuyor diye konuşmaya başladı yaver. Sonra vadeci çocuğun kulağını işaret parmağıyla baş parmağının arasına alıp büktü. Yaverin sözleri acı dolu bir feryada dönüştü. Hancı, kalaydan bir tepside taşıdığı bir sürahi şarap ve iki taş kadehle birlikte aceleyle geri döndü. Sendor sürahiyi ağzına götürdü. Arya, şarabı yutan adamın boyun kaslarının çalıştığını görebiliyordu. Tazı sürahiyi masanın üstüne bıraktığında şarabın yarısı bitmişti. ''Şimdi doldurabilirsin. Ayrıca şu bakırları toplasan iyi edersin. Bugün göreceğin bütün sikkeler onlar.'' ''İçmeyi bitirdiğimizde borcumuzu ödeyeceğiz.'' dedi Polivar. ''İçmeyi bitirdiğinizde hancıyı gıdıklayıp altınlarını nerede sakladığını öğreneceksiniz. Her zaman yaptığınız gibi.'' Hancı aniden mutfakta bir işi olduğunu hatırladı. Yerli halk da handan ayrılıyordu. Kızlar çoktan gitmişti. Ortak salondaki tek ses şöminedeki ateşin hafif çıtırtısıydı. Biz de gitmeliyiz diye düşündü Arya. Eğer sör arıyorsan geç kaldın dedi Poliver. Her oldaydı ama şimdi yok. Kraliçe onu çağırdı. Arya adamın kemerinde üç bıçak olduğunu gördü sol kalçasında bir uzun kılıç, sağ kalçasında bir hançer ve kama olamayacak kadar uzun, kılıç olamayacak kadar kısa, ince bir bıçak. ''Kural Cafri öldü!'' diye ekledi Poliver. ''Kendi düğün ziyafetinde zehirlendi.'' Arya temkinli adımlarla salonun ortasına doğru ilerledi. Cafri ölmüş. Arya onu görebiliyordu adeta. Sarı buklelerini, sinsi gülüşünü ve şişman yumuşak dudaklarını. Cafri ölmüş. Bundan mutlu olması gerektiğini biliyordu. Fakat içindeki boşluk hala duruyordu. Cafri ölmüştü ama Rob da ölmüştü. Artık ne fark ederdi? Kral muhafızlarındaki cesur kardeşlerimin işi bitmiş. Tazı aşağılama dolu bir kahkaha attı. Onu kim öldürmüş? İblisin yaptığı düşünülüyor. O ve küçük karısı. Ne karısı? Unuttum. Sen bir kayanın altında saklanıyordun tabii. Kuzeyli kız, kralı bir büyüyle öldürdüğünü duyduk. Sonra da yarasa gibi büyük deri kanatları olan bir kurda dönüşmüş ve bir kule penceresinden uçarak kaçmış. Ama cüceyi arkada bırakmış. Sörse adamın kafasını almaya kararlı. Bu aptalca diye düşündü Arya. Sansa sadece şarkı bilir, büyü değil. Üstelik iblis de asla evlenmez. Tazı kapıya en yakın olan sırada oturuyordu. Ağzı seyirdi ama yalnızca yanık tarafı. Sörse onu çılgın ateşe batırıp pişirmeli, dedi. Ya Kutay siyaha dönene kadar gıdıklamalı. Şarap kupasını kaldırdı ve bir dikişte boşalttı. Arya bunu gördüğünde, o da onlardan biri, diye düşündü. Dudağını öyle sert ısırdı ki kanta aldı. Tıpkı onlar gibi, onu uykusunda öldürmeliyim. ''Yani Gregor, Harun oğlu aldı.'' ''Aslında alması gerekmedi.'' dedi Poliver. Paralı askerlerin çoğu, bizim geldiğimize haber alır almaz kaçtı. Ağaççılardan biri bizim için bir yan kapıyı açtı. Vargon'un ayağını kesmiş. ''Öç almak için yaptı.'' girdi. ''Ağaççıyı bize yemek pişirmesi için tuttuk. yataklarımız ısısınlar diye birkaç vahişeyi de sağ bıraktık. Geri kalanların hepsini kılıçtan geçirdik.'' ''Geri kalanların hepsi?'' deyiverdi Arya. ''Pekala. Sir Gregor vakit geçirmek için hatı öldürmedi.'' ''Karabalık hala nehir o adama?'' diye sordu Sandor. ''Uzun zaman için değil.'' dedi Polivar. ''Kuşatma altında. Yaşlı Frey, Karabalık kaleyi teslim etmediği takdirde Edmure Taliyah'ı asacak. Tek gerçek mücadele Kuzgun Ağaç'ta. Blackwoodlar ve Brecken'lar. Brecken'lar artık bizim.'' Tazı Arya için bir kupa şarap doldurdu. Bir kupada kendisi için. Şarabını şömineye bakarak içti. Küçük koş kaçtı değil mi? Aferin ona. Evlisin kafasına pislemiş ve kaçmış. Onu bulacaklar, dedi Polivar. Kestirli kayasındaki altının yarısına mal olsa da güzel bir kızmış diye duydum, dedi vadeci. Bal gibi tatlı. Dudaklarını şapırdattı ve gülümsedi. ''Ve nazik.'' diye onayladı tazı. ''Münasip bir küçük lady. Kahrolası kardeşe gibi değil.'' ''Onu da buldular.'' dedi Polivar. ''Kız kardeşini. Duyduğuma göre Bolton'un peçeyle evlenecekmiş.'' Arya adamlar ağzını görmesin diye şarabını yudumladı. Polivar'ın neden bahsettiğini anlamamıştı. ''Sansa'nın başka kız kardeşi yok.'' Sandor Clegane yüksek sesle güldü. ''Bu kadar komik olan ne?'' diye sordu Poliver. Tazı Arya'ya bir kez bile bakmadı. Bilmenizi isteseydim söylerdim. Toz gemiler var mı? Toz çukuru? Nereden bileyim? Ticaret gemileri bakir havuzuna dönmüş diye duydum. Randall Tarly kaleyi almış ve Mouton'u bir kule hücresine kapatmış. Toz çukuru hakkında hiçbir şey duymadım. Vadeci öne eğildi. Ağabeyine veda etmeden denize mi açılacaksın? Vadeciyi soru sorarken duymak Arya'nın tüylerini ürpertti. Sir Gregor, bizimle birlikte Harry'in ola dönmeni tercih eder Sandor. Bahse girerim eder. Ya da kral topraklarına. Kral topraklarını becereyim. Onu da, seni de. Vadeci omuz sikti. Doğruldu ve ensesini okşamak için elini başının arkasına uzattı. Sonra her şey aynı anda olmuş gibi göründü. Sandor ayağa fırladı. Poliver uzun kılıcını çekti ve vadecinin eli bir bulanıklığın içinde dönerek odanın karşısına gümüş pırıltılı bir şey fırlattı. Eğer tazı hareket etmiyor olsaydı bıçak adamın boğazındaki adem elmasının çekirdeklerini çıkarırdı. Bunu yapmak yerine tazının kaburgalarını sıyırıp geçti ve kapının yanındaki duvara saplandı. Tazı o zaman güldü. Derin bir kuyunun dibinden geliyormuş gibi soğuk ve boş bir kahkaha ''Aptalca bir şey yapmanızı umuyordum.'' Kılıcını kınından tam zamanında çekti ve Polivar'ın ilk darbesini bertaraf etti. Uzun çelik şarkısı başlarken Arya bir adım geri çekildi. Vadeci bir elinde kısa kılıç ve diğerinde hançerle sıradan kalktı. Kahverengi saçlı, tıknaz yaver bile ayaktaydı. Eli kılıcını arıyordu. Arya masadaki şarap kupasını kaptı ve çocuğun yüzüne fırlattı. Açısı ikizlerde olduğundan iyiydi. Kupa, çocuğun büyük beyaz sivilcesinin tam üstüne çarptı ve yaver kuyruk sokumu üstü yere düştü. Poliver amansız ve nizamlı bir dövüşçüydü. Sandor'u hiç durmadan geri itiyordu. Adamın uzun kılıcı, zalim bir keskinlikle hareket ediyordu. Tazının darbeleri daha baştan sağmaydı. Karşı atakları aceleciydi. Adımları ağır ve sarsaktı. Sarhoş diye fark etti Arya dehşetle. Boş muydu çok fazla? ve çok hızlı içti. Vadeci, tazının arkasına geçmek için duvarın etrafından dolaşıyordu. Arya ikinci kadehi kaptı ve adama fırlattı. Ama vadeci yaverden hızlıydı. Başını tam zamanında aşağı eğdi. Arya'ya attığı bakışta soğuk bir tehdit vardı. Adamın kasabada gizlenmiş altınlar var mı diye sorduğunu duyabiliyordu Arya. Aptal yaver masanın kenarına tutunmuş, ayağa kalkmaya çalışıyordu. Arya boğazının arkasından yükselen korkunun tadını alabiliyordu. Korku kılıçtan derin keser. Korku kılıçtan. Sandor acıyla inledi. Yüzünün yanık kısmı alnından yanağına kadar kıpkırmızıydı ve bir kulağı kökünden kopmuştu. Tazı buna sinirlenmiş gibi görünüyordu. Polivor'u öfke dolu bir hamleyle geri sürdü. Tepelerde bir baltayla takas ettiği çentikli eski kılıcı adamın üstüne savurdu. Sakallı adam geriledi ama darbelerin hiçbiri dokunmadı. Sonra vadeci bir yılan kadar hızlı hareket ederek bir sıranın üstüne zıpladı ve kısa kılıcının kenarını tazının boynuna indirdi. ''Onu öldürüyorlar.'' Arya'nın başka kupası yoktu ama fırlatacak daha iyi bir şey vardı. Ölen okçudan çaldıkları hançeri çıkardı ve onu az önce vadecinin yaptığı şekilde ona fırlatmaya çalıştı. Fakat bir taş ya da bir yaban elması fırlatmaya benzemiyordu bu. Bıçak yalpaladı ve vadecinin sırtına çarptı. Önce kabzası. Hançeri hissetmedi bile. Adam Klegen'le meşguldü. Vadeci bıçağını indirirken tazı hızlıca yan tarafa büküldü. Kendine bir kalp atımı kadar dinlenme fırsatı kazandı. Yüzünden ve boynundaki kesikten kan akıyordu. Dağın iki adamı birden tazının peşindeydi vadeci onun sırtını ve karnını hedef alırken Poliver kafasına ve omuzlarına vuruyordu. Ağır taş sürahi hala masadaydı. Arya iki eliyle kavradığı sürahiyi tam havaya kaldıracakken biri onu kolundan yakaladı. Sürahi Arya'nın parmaklarının arasından kayıp yere düştü. Arya döndü ve yaver çocukla burun buruna geldi. Seni aptal, yaveri tamamen unuttun. Çocuğun büyük beyaz sivilcesi patlamıştı Arya gördü. Sen köpek yavrusunun yavrusu musun? Çocuğun sağ elinde bir kılıç, sol elinde de Arya'nın kolu vardı. Ama Arya'nın elleri boştu. Kız, çocuğun bıçağını kınından çıkardı ve yine çocuğun karnına soktu. Büktü. Yaver, örgü veya kaynatılmış deri bile giymemişti. Bıçak doğrudan ete girdi. Arya'nın kral topraklarında öldürdüğü, seyis yamağının karnına giren iğne gibi gözleri büyüyen yaver kızın kolunu bıraktı Arya kapıya doğru döndü ve vadecinin duvara saplanan bıçağını aldı Pollover ve Vadec'i tazıyı bir sıranın arkasındaki köşeye sıkıştırmıştı ve ikisinden biri adamın üst uyluğuna diğer yaralarına yakışan çirkin kırmızı bir kesik açmıştı Sendor duvara yaslanıyordu kanıyordu ve gürültüyle nefes alıp veriyordu değil dövüşmek ayakta durmaya hali yokmuş gibi görünüyordu ''Kılıcını yere bırak ve seni herin götürelim.'' dedi Polivar. ''Gregor işimi bizzat bitirsin diye mi?'' ''Bakarsın seni bana verir.'' dedi vadeci. ''Beni istiyorsan gel de al.'' Sandor duvardan ayrıldı. Yarı çömelmiş vaziyette sıranın arkasında durdu. Kılıcını vücuduna çapraz şekilde tutuyordu. ''Alamayacağımızı mı sanıyorsun?'' dedi Polivar. ''Sen sarhoşsun.'' ''Olabilir.'' dedi tazı. Ama sen ölüsün. Tazının ayağı öne fırladı ve sırayı yakaladı. Sıra sert bir şekilde Poliver'ın incik kemiklerine çarptı. Sakallı adam bir şekilde ayakta kaldı. Ama tazı adamın vahşi darbesinin altına çömeldi ve kendi kılıcını acımasız bir ters el vuruşuyla yukarı kaldırdı. Tavana ve duvarlara kan damlaları saçıldı. Bıçak, Poliver'ın yüzünün tam ortasına girmişti. Tazı bıçağı sapladığı yerden kurtardığında adamın kafasının yarısı bıçakla birlikte geldi. Vadeci geriledi. Arya adamın korkusunu koklayabiliyordu. Vadecinin elindeki kısa kılıç Tazı'nın tuttuğu uzun kılıcın yanında adeta oyuncak gibi görünüyordu ve Vadeci zırhlı da değildi. Seri bir şekilde hareket ediyordu. Tetikteydi. Gözlerini Sandor Clegane'den ayırmıyordu. Arya'nın adamın arkasına geçmesi ve onu bıçaklaması dünyanın en kolay işiydi. Bıçak adamın sırtına girerken, ''Kasabada gizlenmiş altınlar var mı?'' diye bağırdı Arya. ''Gümüş var mı? Değerli taşlar?'' İki kez daha bıçakladı. ''Yiyecek var mı? Lord Beric nerede?'' Adamın üstündeydi artık. Hala bıçaklıyordu. ''Nereye gitti? Yanında kaç adam vardı? Kaç yağcı? Kaç şövalye? Kaç kişi?'' Kaç kişi? Kaç kişi? Kaç kişi? Kasabada altın var mı? Sendor onu adamın üstünden çektiğinde Arya'nın elleri kırmızı ve yapış yapıştı. Tazı sadece yeter dedi. O da doğranmış bir domuz gibi kanıyordu ve yürürken tek bacağını sürüyordu. Bir kişi daha var diye hatırlattı Arya. Yaver çocuk karnındaki bıçağı çıkarmıştı. Kanamayı elleriyle durdurmaya çalışıyordu tazı tarafından sertçe çekilip ayağa kaldırıldığında bir bebek gibi zırlamaya başladı. Merhamet diye ağladı. Lütfen beni öldürmeyin. Anne merhamet et. Senin kahrolası annen gibi görünüyor muyum? Tazı insan gibi görünmüyordu. Bunu da öldürmüşsün dedi Arya'ya. Bağırsaklarını deşmişsin. İşi bitmiş. Fakat ölmesi uzun sürecek. Yaver çocuk Tazı'yı duymamış gibiydi. Ben kızlar için geldim, diye ağladı. Bir erkek olmak için, Pali öyle dedi. Ah, Tanrılar, lütfen, beni bir kaleye götürün. Bir üstad, beni bir üstada götürün. Sadece kızlar için gelmiştim. Sör, merhamet. Tazı çocuğun yüzüne vurdu. Çocuk tekrar çığlık attı. Bana sör deme. Tekrar Arya'ya döndü. Bu senin dişi kort Sen yap. Arya, Tazının ne demek istediğini biliyordu. Polivarın yanına gitti. Adamın kanının içinde diz çöktü ve kılıç kemerini çözdü. Polivarın hançerinin yanında daha ince bir bıçak asılıydı. Bir kama olamayacak kadar uzun ve bir erkek kılıcı olamayacak kadar kısa. Ama tam Arya'nın eline göreydi. Kalbin nerede olduğunu hatırlıyor musun? diye sordu tazı. Arya başıyla onayladı. Yaver gözlerini yuvarladı. Merhamet. İğne, yaverin kaburgalarının arasına kaydı ve ona merhamet verdi. Güzel. Sandor'un sesi acıyla kalınlaşmıştı. Eğer bu üçü burada zamparalık yapıyorduysa, Gregor Herinoğlu'nun yanı sıra geçitleri de tutuyor olmalı. Diğer köpekler her an gelebilir ve biz bir gün için yeterince hayvan öldürdük. Nereye gideceğiz? diye sordu Arya. Toz çukuruna. Tazı düşmemek için elini Arya'nın omzuna koydu. Biraz şarap al dişi kurt. Adamların ne kadar sikkesi varsa onları da al. İhtiyacımız olacak. Eğer toz çukurunda gemiler varsa vadiye deniz yoluyla gidebiliriz. Eskiden kulağının olduğu yerden daha fazla kan akarken ağzı Arya'ya seyirdi. ''Belki Lady Lysa seni minik Robert'ı ile evlendirir. İşte bu görmek isteyeceğim bir izdivaç.'' Gülmeye başladı. Sonra gülmek yerine inledi. Gitme vakti geldiğinde Tazı yabancının sırtına binmek için Arya'nın yardımına ihtiyaç duydu. Boynuna ve bacağına kumaş şeritleri sarmış, kapının yanındaki kancadan yaverin yeşil pelerinini almıştı. Pelerinin üstündeki beyaz şeritte yeşil bir ok vardı. Fakat tazı bunu kaslayıp kulağına bastırdığında yeşil kırmızıya döndü. Arya, tazının yola çıktıkları anda devrileceğinden korkuyordu. Ama adam bir şekilde eğrinin üstünde kaldı. Yakut geçidi her kim tutuyorsa onunla karşılaşmayı göze alamazlardı. Bu sebeple kral yolunu takip etmek yerine güneybatıya doğru döndüler. Yabani otlarla kaplı tarlalardan, ormanlardan ve bataklıklardan geçtiler. Üç dişli mızrağın kıyılarına varmaları saatler aldı. Arya, nehrin uysal bir şekilde mutat yatağına dönmüş olduğunu gördü. Nehrin bütün o kahverengi öfkesi yağmurla birlikte kaybolmuştu. "Nehir de yorgun." diye düşündü Arya. Suyun kıyısına yakın bir yerde rüzgarla aşınmış bir kaya yığınının içinden yükselen söğüt ağaçları buldular. Kayalar ve ağaçlar bir çeşit doğal istekam oluşturmuştu. Arya ve Tazı burada hem nehirden hem de patikadan saklanabilirdi. Burası işe yarar, dedi Tazı. Atlara su içir ve ateş için bir kaç dal topla. Atından indiğinde yere düşmemek için bir ağacın dalına tutunmak zorunda kaldı. Duman görülmez mi? Bizi bulmak isteyen birinin yapması gereken tek şey benim kanımı takip etmek. Su ve dal. Ama önce şu şarap matarasını getir. Sandor ateşi yaktıktan sonra miğferini alevlerin arasına yerleştirdi. Şarap matarasının yarısını miğferin içine boşalttı ve sırtını yosunla kaplı bir kaya çıkıntısına vererek yere yığıldı. Bir daha asla ayağa kalkmamaya niyetliymiş gibiydi. Arya'ya yaverin pelerini yıkattı ve şeritler halinde kestirdi. Şeritler de içine girdi. Daha çok şarabım olsaydı kendimden geçene kadar içerdim. Belki de seni o kahrola sahana geri göndermeliyim. Bana bir kaç matara daha getirmen için. Hayır, dedi Arya. Göndermez. Gönderir mi? Gönderirse onu burada bırakır, kaçarım. Sandor Arya'nın yüzündeki korkuya güldü. Şakaydı kurt kız. Lanet olası bir şakaydı. Bana bir sopa bul. Şu uzunlukta. Çok kalın olmasın. Sopanın üstündeki çamuru yıka. Çamur tadından nefret ederim. Tazı, Arya'nın getirdiği ilk iki sopayı beğenmedi. Arya adam için uygun olanı bulduğunda alevler tazının köpeğini burnundan gözlerine kadar alazlamıştı. Miğferin içindeki şarap fokur fokur kaynıyordu. Şiltimin içinden kupayı al ve yarısına kadar doldur, dedi tazı. Dikkatli ol, kar olası şeyi devirirsen seni biraz daha şarap getirmen için hana geri gönderirim. Şarabı al ve yaralarımın üstüne dök. Bunu yapabileceğini düşünüyor musun? Arya başıyla onayladı. Öyleyse ne bekliyorsun, diye homurdandı tazı. Arya kupayı ilk doldurduğunda parmak eklemleri çeliğe sürtündü. Tenis su toplayacak kadar kötü yandı. Arya çığlık atmamak için dudaklarını ısırmak zorunda kaldı. Taza da aynı amaç için sopayı kullandı. Arya kaynar şarabı yaraların üstüne dökerken tazı sopayı dişlerinin arasında sıktı. Arya önce uyluktaki yarayla ilgilendi. Sonra da adamın ensesindeki daha sığ yarıkla. Arya bacağı şarap dökerken Sandor elini yumruk haline getirdi ve yeri dövdü. Sıra ensesine geldiğinde sopayı öyle sert ısırdı ki ahşap kırıldı ve Arya yeni bir sopa bulmak zorunda kaldı. Tazının gözlerindeki dehşeti görebiliyordu. ''Başını çevir'' dedi. Şarabı eskiden tazının kulağının olduğu yerdeki çiğ ve kırmızı etin üstüne döktü Kahverengi kan ve kırmızı şaraptan ibaret parmaklar tazının çenesine yürüdü. Adam o zaman bağırdı, ağzındaki sopaya rağmen. Sonra acı yüzünden bayıldı. Arya işin geri kalanını kendi kendine halletti. Yaverin pelerinden kestiği şeritleri miferin dibinden çıkardı ve yaraları sarmak için kullandı. Sıra kulağa geldiğinde kanamayı durdurmak için adamın kafasının yarısını sarmak zorunda kaldı. İş bittiğinde üç dişli mızığın üzerine akşam çöküyordu. Arya atların otlamasına izin verdi. Sonra onları gece için bağladı. Ve kendine iki kayının arasında mümkün olduğunca rahat bir yer hazırladı. Sir Gregor dedi hafifçe. Dansın tatlı ref, Sir Elin, kraliçe Cersei. Polivor ve vadeciyi duanın dışında bırakmak kendini tuhaf hissettirdi. Ve Jaffrey'i Cahri öldüğü için mutluydu. Ama orada olmak ve onun nasıl öldüğünü görmek isterdi ya da onu bizzat öldürmek. Bolivar, Cahri'yi Sansa'nın öldürdüğünü söyledi. Bu doğru olabilir miydi? İblis bir Lannister'dı ve Sansa. Keşke kanaslı bir kurda dönüşüp uzaklara uçabilseydim. Eğer Sansa da gittiyse artık Arya'dan başka satark yoktu John bir fersah uzakta surdaydı ama bir Snow'du. Tazanın Arya'yı satmak istediği farklı amcalar ve teyzeler de Stark değildi. Onlar kurt değildi. Sandor inledi. Adama bakmak için o tarafa yuvarlandı. Doğasında onun adını da söylemediğini fark etti. Bunu neden yapmıştı? Michael'ı düşünmeye çalıştı ama çocuğun nasıl göründüğünü hatırlamak zordu. Bütün suçu benimle kılıç oyunu oynamaktı. Arya onu uzun zamandır tanımıyordu. Tazı diye fısıldadı. Valar mı kulis? Belki tazı sabaha ölmüş olurdu. Ama solgun şafak ışıkları ağaçların arasından süzülerek geldiğinde Arya'yı bir çizmenin burnuyla uyandıran tazıydı. Arya rüyasında bir kurt olduğunu görmüştü yine. Arkasındaki sürüyle birlikte binicisiz bir atı bir tepeden aşağı doğru kovalıyordu ama tam atı öldürmek için yaklaşmışken Tazı'nın ayağı Arya'yı geri getirmişti. Tazı hala güçsüzdü. Her hareketi ağır ve sarsaktı. Eğerinin üstünde yığılır gibi oturdu. Terledi ve kulağı sargının üstünden kanamaya başladı. Sadece yabancının sırtında kalabilmek için bütün gücünü kullanması gerekiyordu. Arya, dağın adamları onları yakalamak için gelirse, Tazı'nın kılıç bile kaldıramayacağından şüpheleniyordu. Arkaya baktı ama arkalarında ağaçtan ağaca konan bir kargadan başka bir şey yoktu. Duyulan tek ses nehirdi. Öğlenden epey önce Sandor Klegein eğerinde sallanıyordu. Atını durdurduğunda daha saatlerce sürecek gün ışığı vardı. Dinlenmem gerek, dedi sadece. Bu sefer atından indiğinde düştü. Ayağa kalkmak yerine bir ağaca doğru güçsüzce süründü ve sırtını ağacın gövdesine yasladı. Lanet olsun diye küfretti. Lanet olsun. Arya'nın ona baktığını gördüğünde bir kupa şarap için seni canlı canlı yüzerdim kızım dedi. Arya ona şarap yerine su götürdü. Tazı suyun çok azını içti. Tadının çamur gibi olduğundan şikayet etti. Ve sayıklamalarla dolu ateşli bir uykuya daldı. Arya dokunduğunda adamın teni alev alev yanıyordu. Kız tazının yaralarını kokladı. Üstad Louis'nin kesikleri ya da sıyrıkları tedavi ederken zaman zaman yaptığı gibi. Tazının en kötü kanayan yeri yüzüydü. Ama Arya'ya tuhaf gelen koku adamın bacağındaki yaranın kokusuydu. Tuz çukurunun ne kadar uzakta olduğunu merak etti Arya. Orayı kendi başına bulup bulamayacağını. Onu öldürmek zorunda kalmam. Eğer kaçıp onu burada bırakırsam kendi kendini ölür. Ateşten ölür ve sonsuza kadar o ağacın altında yatar. Belki de Tazı'yı kendi öldürse daha iyi olurdu. Handaki yaveri öldürmüştü ve Tazı onun kolunu tutmaktan başka bir şey yapmamıştı. Tazı Mayka'yı öldürmüştü. Mayka'yı ve daha pek çoğunu. Bahse girerim ki yüzlerce Michael öldürdü. Fidye olmasaydı büyük ihtimalle Arya'yı da öldürürdü. Arya iğneyi çekerken silah ışıldadı. Oliver kılıcı temiz ve keskin tutmuştu en azından. Arya hareketi hiç düşünmeden bedenini yana döndürüp su dansçısı pozisyonu aldı. Ayaklarının altında ölü yapraklar çıtırdadı. Bir yılan kadar hızlı diye düşündü. Yaz ipeği kadar yumuşak. Tazının gözleri açıldı. Kalbin nerede olduğunu hatırlıyor musun? Diye sordu pürüzlü bir fısıltıyla. Arya bir taş kadar kıpırtısız duruyordu. Ben ben sadece... Yalan söyleme diye homurdandı tazı. Yalancılardan nefret ederim. Yüreksiz sahtekarlardan daha da çok nefret ederim. Durma, yap. Arya hareket etmeyince tazı konuştu. Kasaban oğlunu öldürdüm. Onu neredeyse ikiye böldüm. Sonra da güldüm. Tuhaf bir ses çıkardı. Tazının hışkırdığını fark etmek Arya'nın birkaç saniyesini aldı. Ve küçük kuş senin tatlı ablan beyaz pelerinimin içinde öylece durdum ve onu dövmelerine müsaade ettim. O lanet olası şarkıyı zorla aldım. O vermedi. Kendisini de alacaktım. Almalıydım. Ablanı kanlı kanlı becermeli ve onu o cüceye bırakmadan önce kalbini yerinden sökmeliydim. Tazının yüzü bir acı dalgasıyla çarpıldı. Beni yalvartmak niyetinde misin sürtük? Yap şunu, merhamet lütfu. Şu senin küçük Michael'ın intikamını al. Mayka! Arya tazıdan uzaklaştı. Sen merhamet lütfunu hak etmiyorsun. Tazı, Arya'nın özleyi eğerlemesini ateşle parlaklaşmış gözleriyle izledi bir kez olsun ayağa kalkmaya ve onu durdurmaya yeltenmedi. Fakat Arya ata bindiğinde ''Gerçek bir kurt, yaralı bir hayvanın işini bitirirdi.'' dedi adam. ''Belki gerçek kurtlar seni bulur.'' diye düşündü Arya. ''Belki güneş batınca kokunu alırlar.'' Tazı, kurtların köpeklere ne yaptığını o vakit öğrenirdi. ''Bana bir baltayla vurmamalıydın.'' dedi Arya annemi kurtarmalıydın. Atı döndürdü, tazıdan uzaklaştı ve bir kez bile arkasına bakmadı. Altı gün sonra, parlak bir sabah vakti, üç dişli mızrağın genişlemeye başladığı ve havanın ağaçtan ziyade tuz koktuğu bir yere geldi. Suya yakın kalarak tarlalardan çiftliklerden geçti ve öğleden biraz sonra önünde küçük bir kasaba belirdi. Tuz çukuru diye umdu Arya. Kasabaya küçük bir kale hükmediyordu. Aslında bir hisardan büyük değildi. Avlusu ve perde duvarı olan kare şekilli tek bir iç kaleydi. Limanın çevresindeki dükkanların, hanların ve birhanelerin çoğu yağmalanmış ya da yakılmıştı. Ama bazılarında hala hayat varmış gibi görünüyordu. Fakat liman oradaydı ve doğuya doğru yengeç koyu uzanıyordu. Koyun suları güneşin altında mavi yeşil ışıldıyordu ve gemiler vardı. 3 diye düşündü Arya. Üç gemi var. İkisi sadece nehir kadırgalarıydı. Üç dişli mızrakta gidip gelmek için inşa edilmiş sığ yük tekneleri. Üçüncüsü daha büyüktü. İki sıra küreği, yaldızlı bir pruvası, toplanmış halde duran mor yerkenleri ve üç uzun direği olan bir tuzlu deniz ticaret gemisi. Geminin gövdesi de mordu. Arya daha iyi bakabilmek için öddeyi iskeleye doğru sürdü. Yabancılar bir limanda küçük köylerde olduğu gibi tuhaf karşılanmıyordu ve kimse Arya'nın kim olduğuyla ya da neden orada bulunduğuyla ilgileniyormuş gibi görünmüyordu. Gümüşe ihtiyacım var. Arya bunu düşününce dudağını ısırdı. Polivarın üstünde bir geyik ve bir düzine bakır bulmuşlardı. Arya'nın öldürdüğü yaverde sekiz gümüş vardı. Vadecinin kesesinden sadece birkaç metelik çıkmıştı. Ama tazı Arya'ya adamın çizmelerini çıkarmasını ve kanla sırılsıklam olmuş giysilerini kesmesini söylemişti. Sonuçta Arya adamın ayak parmaklarının arasında birer geyik ve deri yeleğinin astarına dikilmiş üç altın ejderha bulmuştu. Fakat bütün sikkeleri Sandor almıştı. Bu adil değildi. O sikkeler onun olduğu kadar benimdi. Arya, Tazı'ya merhamet lütfunu vermiş olsaydı ama vermemişti. Geri dönemezdi. Yardım da dilenemezdi. Yardım dilenmek insana hiçbir şey kazandırmaz. Ödreyi satmak ve hayvanın yeteri kadar sikke getireceğini ummak zorundaydı. İskelelerin yanındaki bir çocuktan ahırın yandığını öğrendi. Fakat ahırın sahibesi septin arkasında hala ticaret yapıyordu. Arya kadını kolayca buldu. İri, gürbüz, at kokan bir kadın. Kadın, özlekten ilk bakışta hoşlandı. Arya'ya ona nasıl rastladığını sordu ve aldığı cevap üzerine sırıttı. Bunun cins bir at olduğu aşikar. Bir zamanlar bir şövalyeye ait olduğundan şüphem yok tatlım, dedi. Ama o şövalye senin merhum ağabeyin değildi. Uzun yıllardır şuradaki kaleyle iş yapıyorum. Yani asil doğumluların nasıl göründüğünü bilirim. Bu at soylu ama sen değilsin. Parmağıyla Arya'nın göğsünü dürttü. ''Onu bulmuşsun ya da çalmışsın. Hangisi oldu önemli değil. Böyle olmuş. Senin gibi küçük ve hırpani bir kız ancak bu şekilde böyle bir at sürebilir.'' Arya dudağını ısırdı. ''Satın almayacağın anlamına mı geliyor bu?'' Kadın kıkırdadı. ''Sana ne teklif edersem kabul edeceğin anlamına geliyor tatlım. Yoksa karaya gideriz ve hiçbir şey alamazsın. Hatta belki asılırsın. İyi bir şövalyenin atını çaldığın için.'' Etrafta kendi işleriyle uğraşan altı tuz çukuru yerlisi vardı. Arya kadını öldüremeyeceğini biliyordu. Bunun yerine dudağını ısırmak ve kadının onu dolandırmasına izin vermek zorunda kaldı. Aldığı kese acınacak kadar zayıftı. Arya eğer dizgin ve battaniye için ayrıca sikke istediğinde kadın sadece güldü. İskelelere dönen uzun yolu yürürken, ''Tazıyı asla dolandıramazdı.'' diye düşündü Arya. İskeleye olan mesafe Arya asla kat ettiğinden bu yana millerce uzamış gibiydi. Mor hala oradaydı. Eğer o soyulduğu sırada gemi denize açılmış olsaydı Arya bunu kaldıramazdı. İskeleye vardığında bir fıçı bağlıkörü yuvarlanarak iskele tahtasına çıkarılıyordu. Arya fıçının peşinden gitmeye çalıştığında geminin güvertesindeki bir denizci Arya'nın bilmediği bir dilde bağırdı. Kaptanı görmek istiyorum dedi Arya adama. Adam sadece daha yüksek sesle bağırdı. Ama gürültü mor Morpelerin'i iri yarı bir adamın dikkatini çekti ve adam ortak dedi konuşuyordu. "Burada kaptan benim." dedi. "Ne istiyorsan çabuk ol çocuk. Dalgayı yakalamamız gerek. Kuzeye gitmek istiyorum." "Sura, işte ücretini ödeyebilirim." Arya keseyi adama verdi. "Gece nöbetçilerinin denizde bir karesi var. Doğu gözcüsü" Kaptan kesedeki gümüşleri avucuna döktü ve kaşlarını çattı. Hepsi bu mu? Yeterli değil. Arya daha söylenmeden biliyordu bunu. Adamın yüzünde görebiliyordu. Bir kameraya ya da başka bir şeye ihtiyacım yok. Aşağıda ambarda uyuyabilirim ya da... Onu kamera kızı olarak al, dedi oradan geçen bir denizci. Benimle uyuyabilir. Dölüne dikkat et, diye parladı kaptan. Çalışabilirim, dedi Arya. Güverteyi fırçalayabilirim. Bir zamanlar bir kalenin merdivenlerini fırçalıyordum. Yahut kürek çekebilirim. Hayır, dedi kaptan. Yapamazsın. Arya'nın sikkelerini geri verdi. Yapabilseydin de bir şey değişmezdi çocuk. Kuzeyde bizi ilgilendiren hiçbir şey yok. Buz, savaş ve korsanlar. Kuruk pençe burnunu dönerken kuzeye giden yarım düzüne korsan gemisi gördüm. Ve onlarla tekrar karşılaşmaya niyetli değilim. Kraklerimizi eve gitmek için çekeceğiz. Sana da aynı şeyi yapmanı öneririm. Benim evim yok diye düşündü Arya. Sürüm yok ve şimdi bir otum bile yok. Kaptan arkasını dönerken, bu geminin adı ne diye sordu Arya. Adam Arya'ya bezgin bir gülümseme verecek kadar durdu. Bu kadırganın adı Titan kızı. Özgür şehir Bravostan. Bekle, dedi Arya aniden. Başka bir şeyim var. Arya bahsettiği şeyi iç çamaşırlarının altına sıkıştırmıştı. Güvende olması için. Bu yüzden kürekçiler güler ve kaptan gözle görülür bir sabırsızlıkla beklerken Arya kıyafetlerinin altını iyice araştırmak zorunda kaldı. Sonunda fazladan bir gümüş bir şey değiştirmez çocuk dedi kaptan. Gümüş değil. Arya'nın parmakları bulduğu şeyin üstüne kapandı. Demir, işte. Caken Hagar'ın verdiği küçük demir sikkeyi kaptanın eline sıkıştırdı. Sikke öyle yıpranmıştı ki üstündeki erkek başının yüz atları tamamen silinmişti. Büyük ihtimalle değersiz ama. Kaptan sikkeyi çevirdi ve gözlerini şaşkınlıkla kırpıştırdı. Sonra tekrar Arya'ya baktı. Bu Nasıl? Çaken sözleri de söylememi söylemişti. Arya kollarını göğsünde birleştirdi. Valar mı Gulis? Dedi. Anlamını biliyormuş gibi yüksek sesle. Kaptan iki parmağıyla alnına dokunarak Valar du hayris diye karşılık verdi. Bir kamera alacaksın elbette. 75. Bölümün Sonu